Sayın seyirciler, medeniyet ve inanç özgürlüğünün beşiği olduğu iddiasındaki Avrupa'da taban tabana zıt bir karara daha imza atıldı. İsviçre'de aşırı sağcıların girişimiyle düzenlenen referandumda halka yeni minare yapımına izin verilsin mi, verilmesin mi sorusu yöneltildi. Resmi sonuçlara göre referanduma katılanların çoğunluğu camilere yeni minare yapılmasına hayır dedi. İsviçre hükümeti anayasa, dini özgürlüklerle ülkenin hoşgörü geleneğine aykırı olduğu gerekçesiyle referandumu reddettiğini açıklamıştı. Parlamentoda referandum yapılmasına karşı çıkmıştı. Ancak sağ kanattaki İsviçre Halk Partisi ile Federal Demokratik Birlik'ten bir grup milletvekili halk arasında imza kampanyası başlattı. Yeter sayıda imza toplanması üzerine referandum yapılması sağlandı. Oylamaya katılanların %57'si yeni minare inşasına hayır dedi. İsviçreli siyaset bilimciler sonucu sürpriz olarak niteledi. Bu sonuç dikkatle analiz edilmeli. Girişime evet diyenlerin oranının zaman içindeki değişiminde bir anormallik söz konusu. Normalde referandumlarda evetler zaman içinde azalırdı. Bu kez öyle olmadı. Orta sınıfta evet diyenlerin oranı zamanla arttı. Önemli bir noktada konu minareler olunca kitlelerin güdülenmesi olağanüstü yüksek oldu. Aşırı sağcı partiler ülkedeki bu ırkçı güdülenmeyi minareleri füze şeklinde gösteren ve kara çarşı giymiş kadın posterleriyle sağladı. Minarelerin radikal İslam ve şeriatın sembolü olduğunu öne süren aşırı sağcılar kampanyalarını da buna dayandırdı. Irkçı İsviçre Halk Partisi üyeleri ise İslam'a değil siyasi İslam'a karşı olduklarını öne sürüyor. Müslümanlar yine ibadetlerini yapabilecek, bunda değişen bir şey yok. Ancak müezzinlerin daha da güçlenmesi ve şeriat hükümleri liberal demokrasimize aykırı. Müslümanların ibadetlerini kısıtlamıyoruz. Referandumun sonucu ülkedeki Müslümanlar arasında büyük şok yarattı. İslam'ın saldırı değil, barış ve hoşgörü dini olduğuna işaret eden Müslüman din adamları gelişmeyi İsviçre'de hızla tırmanan İslam fobisine bağladı. Cenevre Camii imamı da sonuçtan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Minareler bir limanın feneri gibidir. Onlara siyasi anlam yüklemek bence yanlış. Nüfusu 7,5 milyon olan İsviçre'de yaklaşık 400 bin Müslüman yaşıyor. İsviçre'deki iş çevreleri ve hükümet minare yasağının İslam ülkeleriyle ilişkilerini bozmasından ve ekonomik boykotlardan endişe duyuyor. Gündemin içinden de birlikteyiz. Dünya Müslümanları Kurban Bayramı coşkusunu yaşarken Avrupa din özgürlüğü sınavında sınıfta kaldı sevgili seyirciler. Ülkesinin %6'sını Müslümanların oluşturduğu İsviçre, ülkedeki 4 minareden rahatsız olup yenilerinin yapılmasına referandumla yasak getirdi. Avrupa referandum yaparak din özgürlüğünü sınırlamanın utancını yaşıyor. Zira Avrupa'nın tam kalbinde olan İsviçre ülkede yeni minare yapılmasını referandumla yasakladı. Üstelik ülkede sadece 4 cami minaresi bulunuyor. İmajımız yerle bir oldu. Utanıyorum. Nüfusu 7,5 milyon olan İsviçre'de Müslümanlar %6'lık bir kesimi oluşturuyor. Ancak Müslümanlar sık sık saldırıya uğruyor. Cenevre'deki Merkez Camii sadece bu ay birçok saldırıya maruz kaldı. Son olayda da caminin çevresinden geçen bir araçtan hoparlörle ezan taklidi yapılarak caminin mozaikleri atılan taşlarla tahrip edildi, cami girişine pembe boya atıldı. İsviçre'deki iş çevreleri şimdi zengin Müslümanların ekonomik protestolarıyla karşılaşmaktan kaygı duyuyor. Özellikle Körfez ülkelerindeki Müslümanların İsviçre bankalarındaki milyarlarca dolar yatırımlarını başka ülkelere kaydırmaları bekleniyor.